Sultan Vahidettin Han'ın kendi ifadesidir. Diyor ki, ben kendimi bu vazife için hazırlamadım. Şaşkın bir haldeyim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Öyle Sultan Vahidettin Han, dedesi Kanuni Sultan Süleyman Han'ın babası Yavuz'dan devraldığı gibi bir taht devralmadı. İttihatçıların o 6 asırlık devleti 6 yılda mahvettiği bir devleti ele aldı. Kuş tüyü minderleri üzerine oturmadım. Milletin ateşli külü üzerine oturdum. Kötü anılacağını bilmesine rağmen milli mücadelenin fitilini ateşliyor. Bütün musibetleri üzerime çekti. Kendimi feda ederek vatanı kurtarmaya çalıştım. Dinine, devletine, vatanına ve milletine hıyanet edenleri aziz Allah'ın kahredici kudretli gücüne hedef olması için yakarıyorum diyor. Hain olan bir adam bunları yapar mı ya? Siz olsaydınız ne yapardınız? Çok basit bir tarihi hadiseden bahsedeyim. Envar Behnan Şapolyon'un Osmanlı Sultanları Tarihli isimli kitabından anladığımıza göre Sultan Vahidettin Han bir cuma selamlığının ardından adet olunduğu üzere bakanlar ve yaverler dizilmişler. Tam karşılarında Müzikan-ı Hümayun'dan selam ağları bulunuyor. Ve selam ağları hep bir ağızdan Sultan Vahidettin Han kapıya yaklaştığı esnada hep bir ağızdan "Mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var" diye bağırıyorlar. Sultan Vahidettin Han bunu duyduğu anda birden hiddetleniyor, sinirleniyor ve iki elini birden kaldırarak hepsini susturuyor. Ve diyor ki, "Mağrur olacak neyimiz kaldı ki?" diyor. Ya çok basit bir soru sorayım. Kendisini seven ve hoş sözlerle okşayan bir kitleye karşı acı acı bakan ve onları susturan bir adam hain olabilir mi? Hain bir adam genç paşaların Anadolu'ya gönderildiği bu dönemde bu sözleri söyler mi? Ya düşünün, 54 yaşındasınız ve sizden önce 4-5 tane hanedan mensubu var. Onlar padişah olacak diye bakıyorsunuz. Kendi saltanatınıza giden yolu mümkün görmüyorsunuz bile. Böyle bir konumdasınız. Kaderin üstünde bir kader vardır derler ya. İşte kader, işte tecellisi. O 4-5 kişiden birisi eceliyle ölüyor, birisi şehit ediliyor, birisi vefat ediyor, birisi hastalanıyor ve bir şekilde sıra size geliyor. Kendinizi ilme gark etmişsiniz. Saltanata tam manasıyla hazırlanmamışsınız bile. Saltanatınıza imkan dairesinde mümkün görmediğiniz için kendinizi fıkıh ilmine bile vermiş, hatta bu alanda Nimetil İslam diye bir fıkıh eseri kaleme almışsınız. Öyle Sultan Vahidettin Han, dedesi Kanuni Sultan Süleyman Han'ın babası Yavuz'dan devraldığı gibi bir taht devralmadı. İttihatçıların o 6 asırlık devleti 6 yılda mahvettiği bir devleti ele aldı. Öyle bir taht devralmadı. Sultan Vahidettin Han'ın kendi ifadesidir. Diyor ki, ben kendimi bu vazife için hazırlamadım. Şaşkın bir haldeyim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bana dua ediniz. Ben saltanatın kuş tüyü minderleri üzerine oturmadım. Milletin ateşli külü üzerine oturdum. Allah yardımcım olsun diyor. Kendisini saltanata hazırlamadığını kendisi de ifade ediyor. Buna rağmen kötü anılacağını bilmesine rağmen milli mücadelenin fitilini ateşliyor. Böyle tabiri caizse eli kolu bacağı kopmuş bir çocuğu Sultan Vahidettin'in kucağına oturtuyorlar ve al bu çocuğu haşa bize yeniden yarat diyorlar. Sizce bu mümkün mü? Devletin başında siz olsaydınız bunu yapabilir miydiniz? Sultan Vahidettin Han'ın milli mücadelenin fitilini ateşlemek dışında ne gibi bir yetkisi olabilir? Ne gibi bir planı olabilirdi ki? Elinden geleni yapmadı mı? Milli mücadelenin sonunda cumhuriyetin kurulup kendisinin kötü anılacağını bildiği halde milli mücadelenin fitilini ateşlemedi mi? Çankaya'daki ifadeler ney? Meclis zabıt ceridelerindeki ifadeler ney? Murat Bardakçı'nın Şah Babası'ndaki ifadeler ney? Murat Bardakçı Bey'in Şah Baba isimli kitabındaki geçen ifadelere göre Sultan Vahidettin Han şöyle söylüyor. Facialara kalkan olamadım ise de siperi saika, yani paratonel vazifesi gördüm. Bütün musibetleri üzerime çektim. Kendimi feda ederek vatanı kurtarmaya çalıştım. Dinine, devletine, vatanına ve milletine hıyanet edenleri aziz Allah'ın kahredici kudretli gücüne hedef olması için yakarıyorum diyor. Siz olsaydınız ne yapardınız? Devamlı bu soruyu soruyorum. Çünkü sosyolojik açıdan değerlendirmek lazım. Gerçekten hakkaniyetle değerlendirelim. Aklımızı ve vicdanımızı ortaya koyalım. Siz olsaydınız ne yapardınız? Her fırsatta Mustafa Kemal Paşa'yı desteklemiş ve milli mücadelenin fitilini ateşlemiş, ülkenin kurtulması, milletin kurtulması dışında hiçbir şeyi hedeflememiş.
Hatta Mustafa Kemal Paşa'yı milli mücadelenin önderliği yetkisine getirmiş, sonsuz yetkiler vermiş, onu el altından daima desteklemişti. Fevzi Çakmak Paşa 27 Nisan 1920 yılında Ankara'ya gidişini neye yüklemişti? Şu sebebi söylüyordu. Fevzi Çakmak Paşa'ya Sultan Vahidettin Han, git sen de git, burada artık yapılacak bir iş kalmadı, sen de Mustafa Kemal Paşa'nın yanına git diyor. Ve Ankara'ya o şekilde gönderiyor. 27 Nisan, 26 Nisan'da yola çıkıyor ve 27 Nisan 1920 yılında Çakmak Paşa'yı da Ankara'ya gönderiyor. Ya Allah aşkına, hain olan bir adam bunları yapar mı ya? Biraz akıl ve biraz vicdan dostlar. Sağlıcakla kalın. Aha.